Altaş TV Ana Haber Bülteni'nden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk gazetecilerle bir araya geldi. Kurtulmuş, tek kutuplu dünya düzeninin değiştiğini ve çok kutuplu yeni bir dünya sisteminin başladığını hatırlattı. Bildiğiniz gibi Türk-Amerikan ilişkileri hiçbir zaman böyle sorunsuz, aynı şekilde seyreden, lineer bir çizgide devam eden bir ilişki olmadı. Zaman zaman çıkışlar oldu, inişler oldu. Kopma noktasına gelen dönemler oldu. Çok yakın işbirliği içerisinde olduğumuz dönemler oldu. Ama biz Türkiye olarak hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizi de hep müzakereye açık bir şekilde, masada bunları diplomatik bir şekilde tartışarak çözme gayreti içerisinde de olduk. Bugün de birçok meselede Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çalışma imkanı bulduğumuz gibi bazı meselelerde de önemli fikir ayrılıkları içerisindeyiz. Ama bu fikir ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak müşterek nasıl hareket edilebilir, sorunlar nasıl çözülebilir bunun üzerinde de sürekli olarak Türkiye olarak fikirlerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz. Tabii içinde bulunduğumuz dönemin çok büyük tehditler ve fırsatlar barındırdığının farkındayız. Tek kutuplu dünya sistemi sona erdi. Şimdi önümüzde yeni dönemi şekillendiren ana perspektif çok kutupluluktur. Dünyanın birçok yerinde bölgesel ya da küresel ölçekte dünya sistemine tesir edebilecek çok sayıda güç merkezinin gelişmeye başladığı, bu güç merkezler arasındaki ilişkilerin zaman zaman gerilimler ortaya çıkarsa da yeni bir dünyanın kurulmasını zorunlu kıldığı ortadadır. İşte tam da Türkiye olarak bu noktada büyük bir takım sıkıntılarla, tehditlerle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu gelişmeler, dünyadaki gelişmeler Türkiye'ye yeni imkanları, fırsatları da sunmaktadır. Türkiye bu yakın coğrafyamızın tamamında çok yakın ilişkiler kurabilen bir ülke olarak, bir barış perspektifine sahip olarak bu sorunların çözülebilmesi ve dünyada çok farklı bölgelerle işbirliği ve dayanışmayı artırarak küresel bir barış düzeni kurulabilmesi için bütün gücünü seferber etmiş vaziyettedir. Yine başta Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere İsrail-Gazze krizinde acil ve kalıcı bir ateşkesin temin edilmesi başta olmak üzere bütün görüşlerimizi ilgili muhataplarımızla paylaşıyoruz ve özellikle yeni, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulabilmesi için bütün dünyadaki fikir sahibi olanları, görüş sahibi olan farklı kanaatteki insanları ortak çabaya davet ediyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aralarında ordunun da bulunduğu 25 ilde Kuyu 8 operasyonları kapsamında 54 şüphelinin yakalandığını belirtti. Ordu'da dolandırıcılar yakayı ele verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ordunun da dahil olduğu 25 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin arasında sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 25 ilde Kuyu 8 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu söz konusu suçlara yönelik 134 adrese operasyon düzenlendi. Şüpheliler Neslihan ve İnaç Güngen'in sahte ustalık kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri anlaşıldı. Operasyonlarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konuldu. Operasyonu gerçekleştiren emniyet ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, organize suç örgütlerine, kara para aklamaya çalışanlara, suçta kibirlenenlere göz açtırmayacağız ifadelerini kullandı.
Ordu Valiliği çarşamba günü ordunun iç kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısı yapıldı. Devam ediyoruz. İkizcü ilçesini vuran selde bir vatandaşın inatla asma köprüyü selden kurtarmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu kadar da olmaz derken sel anlarında birçok ölümün neden kaynaklandığı da ortaya çıkmış oldu. Köprü şu an zarar görmüş durumda arkadaşlar. Ağaç köprüye takılmış. Geri gel, geri! Asma köprüde ölüme meydan okudu. Allah Allah! Allah Allah! Manyak ya, laf da dinlemiyor ya. Ya bıraksana burayı! Burası Ordu'nun İkizcü ilçesi. Geçtiğimiz günlerde bölgede etkili olan aşırı yağışlar sonrasında ilçedeki birçok akarsuyun debisi yükseldi. Önüne kattı her şeyi sürükleyen suyu İkizcü'de bulunan bir asma köprü de dayanamadı. Durumu gören bir vatandaş hasar alan köprüyü sel sularına kaptırmamak için bir şeyler yapmaya çalıştı. Evet, köprümüz şu an zarar görmüş durumda arkadaşlar. Bak yine daha geliyor, gel. Bana bak, kaç oradan, gel buraya. Ya salı geliyor, alo. Ya baksana kim geliyor. Eyvah, kaç, gel buraya. Bak yine bak. Çevredeki vatandaşların tüm ısrarına rağmen köprünün ortasına ilerleyen vatandaş kimseyi dinlemedi. Köprünün ortasına takılan bir şeyleri köprüden kurtarmaya çalıştı. Ya şunu çağır gelsin ya. Düşecek müşecek oradan aşağı. Ya bu da var ya su derdinde ya. Çevredekilerin ikazına rağmen o yine bildiğini okumaya çalıştı. Vatandaşın inatla asma köprüyü selden kurtarmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu kadar da olmaz derken sel anlarında birçok ölümün neden kaynaklandığı da ortaya çıkmış oldu. Bana bak, alo. Bak yine daha geliyor, gel. Bana bak, kaç oradan, gel buraya. Ordu Valisi Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'la il asayiş ve trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hepinize Allah razı olsun. Artık iş yapma fırsatınız var ama bunu harcamayın. Bu çok kıymetli. Asayiş ve trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ordu Valisi Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un katılımıyla Altınordu ilçesi polis sorumluluk bölgesinde bulunan muhtarlarla asayiş ve trafik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını Ordu Valisi Muammer Erol gerçekleştirdi. O pencereden baktığımızda yani Allah razı olsun yani başta Sayın Müdürümüz, işte jandarma birimlerimiz filan bu şehirde yani güvenlik hizmetinin tam noksansız verilmesi konusunda ellerinden gelen bütün özveriyi, gayreti gösteriyorlar. O da zaten işte sizin de teyit ettiniz, gördüğünüz rakamlara yansıyor. O güvenlik hizmetinin yani idare bir bütün ya, işte siz de muhtarlar olarak en uçtasınız, o bütünün bir parçasısınız. Yani buradaki eksik, fazla, yani yanlış, doğru, emniyet müdürüne, işte kaymakama, valiye yazdığı gibi sizlere de yazar. Ne açıdan yazar? Yani hep muhtarlarımıza şunu söyleriz, sizler işte devletin en uçtaki vatandaşa doğrudan dokunan, içinde olan bir dört saat her şeyle, gözü, kulağı, yani dili, her şeysiniz. Sizlerin varlığınız, gayretiniz ve bu bütünün bir parçası olmayı hissederek, oradan çıkardığınız sorumluluktan ve o sorumluluğun arkasına koyacağınız gayretten bizim beklentilerimiz yüksek. Sizler de onlar gibi işte mahalle yöneticilersiniz ya, muhtarlar olarak gelmişler. Bu imkanın, fırsatın yani kıymeti bilinir ve hakkı verilir. O olduğunda da yani bol bol öte tarafa da yani sermaye aktarma fırsatınız olacaktır. Hepinize Allah razı olsun. Artık iş yapma fırsatınız var. Ama bunu harcamayın. Bu çok kıymetli.
Açıklamaların ardından muhtarlarla soru cevap kısmına geçildi. Muhtarlar sorumluluk alanlarına dair istek ve taleplerini yetkililere iletti. Ordeli Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, asayiş ve trafik bilgilendirme toplantısında 2023 ile 2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin asayiş ve trafik verilerini paylaştı. Müdürlük olarak belirledikleri hedefleri açıkladı. Göreve başladığımızda asayiş biriminden aldığımız briefingde Ordu ilinin asayiş olaylarındaki aydınlatma oranı %94.4 idi. Ve böyle baktığımda gerçekten çok iyi bir rakam, çok iyi bir yerde. Hani böyle ekip arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda böyle biraz ya bunu muhafaza mı edeceğiz, aşağı düşürmek hiç aklımızdan bile geçmiyor. Ne yaparız dedik. Bir takım arkadaşlarımızla beraber bunu konuştuk. Ve Allah bize nasip etti. Sizlerin desteğiyle Sayın Vali, değerli Ordu halkımızın da bizlere vermiş olduğu dua ve destekle birlikte biz 31-12 günü 2023'te defteri kapattığımızda o %94.4 olan aydınlatma oranı %97.5'tu Sayın Valim. Bu bir rakam %55'ten 65'e çok kolay çıkıyor. 55'ten 75'e çok kolay çıkıyor ama %94'ten sonra 90'dan sonraki çıkışlar böyle biraz kademe kademe zor oluyor. Dolayısıyla o 97.5 bizim için çok kıymetli bir rakamdı. Yine kendi ekip arkadaşlarımızla 2024 yılı için kendimize bir hedef koyalım. Bunu kaç yapalım bu aydınlatma oranını dediğimizde birkaç arkadaşımız işte %100 yapalım Sayın Müdürüm falan demişlerdi. Tabii böyle bir şey fiilen mümkün değil, imkansıza yakın bir şey. Dolayısıyla biz kendimize 2024 yılı hedefi olarak Sayın Valim 1 puan arttırma koyduk. %98.5 olarak eğer 2024 yılını kapatabilirsek iyi demiştik. Yaradanımız bize yine sizlerin desteği ve Ordu halkının duasıyla birlikte 5. ayın sonunda %98.5'u yakalamayı nasip etti. Bugün itibariyle de Ordu ilinin asayiş olaylarındaki genel aydınlatma oranları %98.9. Aynı şekilde bunun açılımı olan bizim özellikle kişilere karşı suçlar dediğimizde mal varlığına karşı suçlar dediğimiz alanda birebir önleyici hizmetle olabilecek işlerde bir önceki yıla göre şu an kişilere karşı suçlarımızda %14'e yakın bir azalmamız mevcut ilimizde. Mal varlığına karşı suçlarda da %32'lik bir azalma mevcut. Özellikle bu mal varlığına karşı suçların içerisinde evden hırsızlık bizim için olmazsa olmaz en önemli parametrelerden bir tanesi. Orada da azalış oranımız Ordu ilinde şu an %45 sayma. Bir önceki yılın ilk 6 ayına göre evde hırsızlık olaylarındaki Ordu'daki azalış oranı %45 ve aydınlatma oranı da mal varlığına karşı suçlarda normalde ülke ortalamasını ben söylemem gerekiyor. Söylemek istemem ama Sayın Bakanımız geçen ulusal basında söylediği için verebilirim. Ülke ortalaması mal varlığına karşı suçlarda şu an %74. Ordu ilindeki bu oran ise %94.4 Sayın Vali. Müsaadenizle bir de trafikle alakalı küçük bir veri söyleyip sözlerimi bitireyim. Bir önceki yıl 2022-2023 kıyaslamasında Ordu ilindeki ölümlü trafik kazalarındaki azalış oranı %21.4 idi. %40'lı bir seviyelere düşürebilir miyiz diye bir hedef koymuştuk. Onu da sevinerek ve nazara gelmememizi umarak ifade ediyorum ki şu an Ordu ilinde bir tane ölümlü trafik kazamız var ve bir önceki yıla göre %83.3 daha azalmış durumda ölümlü kazalarımız. Ordu Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne 9 araç hibe edildi. Araç teslim törenine Vali Muammer Erol da katıldı. Ordu Valisi Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve trafik bilgilendirme toplantısının ardından Ordu Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilen 9 araç için teslim töreni gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Ahmet Aydın ve 22 mali muhtarı da düzenlenen programda hazır bulundu. Vali Muammer Erol yaptığı açıklamada dernek yönetimine katkılarından dolayı teşekkür etti. Derneğimiz bu yıl içerisinde
toplam 35 yeni aracın emniyet hizmetlerinin görülmesinde, kullanımına sunulmasında efendim bir gayret oldu. Onun için derneğimize gayretler için teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İnşallah derneğimizin emniyet hizmetlerinin kolaylaştırılması yönündeki bu gayret ve çabalarına şehrimizin insanlarının da sahip çıkmasını beklediğimizi de buradan bir kez daha ifade edelim. Emniyet hizmetleri şehrimizde güvenliğin, asayişin sağlanması noktasında çok başarılı bir seviyede götürülüyor. Bu başarının devam ettirilmesi ve daha da iyileştirilmesi bu hizmetin sunulmasında kullanılan aracın, gerecin, ekipmanın donanımı ve niteliğiyle de doğru orantılı. Dolayısıyla en basitinden asayiş hizmetlerinde daha iyi bir seviye ve işte daha güvenli, huzurlu bir şehir istiyorsak en azından ekip sayımızı artırmak ve onların hareket kabiliyetini de geliştirmek zorundayız. Bu yeni 9 aracımız bu manada yani ciddi bir önem ifade ediyor şehir merkezimiz için. Ben emek, gayret, çabalar için başta Sayın Müdürümüz ve dernek başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve bu desteği tüm ordu halkından da beklediğimizi bilmesiyle ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımıza da bu araçlarla inşallah kazasız belasız hizmet etmelerini diliyorum. Vali Erol'un açıklamasının ardından Ordu Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilen 9 aracın teslim töreni gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler başkanlığında gerçekleştirdi. Büyükşehir Meclisi toplandı. Meclis üyelerinin Temmuz ayı toplantısı için bir araya geldiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler başkanlık yaptı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Güler, 3 ilçede etkili olan sel afeti hakkında açıklamalarda bulundu. Hatice Karakoç hanımefendi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayrıca 3 ilçemiz epey etkilendi bundan. Başta İkizce olmak üzere Çaybaşı ve aynı zamanda Akkuş'ta da hasar meydana geldi. Ama çok şükür güçlü bir ekibimiz var, çalışmalarımız var, ilçe belediyelerimiz, valiliğimizle birlikte. Bunu da atlattık. Başkan Güler turizmle ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek tarihi eserlerin ortaya çıkarılmasına destek verdiklerini kaydetti. Turizmle ilgili çok ciddi çalışmalar içindeyiz. Ama turist geldiği zaman ne yapacak? Turist geldiği zaman nitelikli zaman geçirecek. Ordu 19 ilçesiyle belki bütün dünyayı, Türkiye'yi şaşırtacak derecede tarihi eseri var. Buna tespit ettik ve şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak bunlara ağırlık verdik. Masraflarını biz karşılıyoruz. Toplantıda Kurul Kalesi Kazı Başkanı Profesör Doktor Yücel Şenyurt da bir sunum yaparak kurulun canlı bir müze haline getirileceğini kaydetti. Gelen ziyaretçi eserin orijinalini müzede görürken replikasını alanında görecek. Belki o savaş sahnelerini, seslerini bile duyacakları Türkiye'de örnek bir alan haline orayı getireceğiz inşallah. Hemen ondan sonra ziyaretçi kabul merkezi, kazeleri ve yukarıdaki tertipsiz alanların ve üstlerinin kapatılmasıyla. Bununla ilgili de böyle bakanlığımızın yaptırdığı çalışmalarda bunlar bu şekilde olacak ziyaretçi kabul merkezimiz hemen kurulun alt kesiminde. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan'da yapılan çalışmalara dair bir sunum yaptı. Burası 15 bin baş büyükbaş hayvana hizmet verecek. Besin parsellerinin oluşturulması finans konumunda Cumhurbaşkanı tarafından sağlanacağı bir alan olarak önümüzde. Buranın içerisinde biyogaz tesisinden kesimhaneye, et işleme, paketleme, tasdikleme tesislerine tüm tesislerini içerecek son derece modern bir alan. Ardından gündem maddelerine geçilen toplantıda maddeler oylandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun ilimiz Altınordu ilçesinde hazırlanan ve Ordu İdare Mahkemesi'nce işlemin iptaline karar verilen 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planlarının yeniden görüşülmesi talebine ilişkin 5/7/2024 tarihli ve 74 sayılı raporu. Konuya ilişkin söz almak isteyen var mı?
yok. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İddialara göre Gürgentepe Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığı'ndan bazı üyeler hiçbir sebep gösterilmeden üyelikten çıkarıldı. Bu üyeler bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Gürgentepe Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığı'ndan 4 üye iddialara göre hiçbir sebep gösterilmeden üyelikten çıkarıldı. İddialara göre Akyurt Mahalle Muhtarı Adnan Öztürk, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kemal Şuanlı, Gültepe Mahalle Muhtarı Aylin Çalış ve Yurtyeri Mahalle Muhtarı Sami Türk Yılmaz'ın üyelikleri yazılı ve sözlü bildiri verilmeden düşürüldü. Zekeriya Bey kazandığımız ilk hafta bizi kendiliğine üye yaptı. Ayın 13'ünde de bizi üyelikten çıkartmış. Niye çıkarttığını bilmiyoruz. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı, ikinci dönem devam ediyorum. Arkadaşların ne yaptığından bilgim yok. Niye bizi dernekten çıkarttılar haberim de yok. Geçen 5 yıllık dönemde muhtar arkadaşlarımızla birlik beraberlik içinde çalıştık. Bizlere yazılı sözlü açıklama yapılmadan dernek başkanı Zekeriya Uğur tarafından üyeliğimize son verildi. Bu konuda ondan açıklama bekliyoruz. Diğer 3 üye ile bir araya gelen Yurtyeri Mahalle Muhtarı Sami Türk Yılmaz konuya ilişkin basın açıklaması düzenleyerek dernek başkanına seslendi. 13 Haziran 2024 Başkan Zekeriya Uğur'un başkanlığında toplantı yapılarak seçilen 23 aktif muhtarın üyeliğini ve bu muhtarlarla birlikte başkan seçimine gidileceği konusunda hazırlanan metnin oylanarak kabul edildiği, oylanan metnin kayıtlara geçmesi gerekirken aşağıda açıklayacağımız olumsuz durumlar meydana gelmiştir. Toplantıdan önce, 3 gün önce yazılı veya sözlü olarak bilgi verilmeden Gültepe muhtarımız Aylin Çalış, Cumhuriyet muhtarımız Kemal Şanlı üyelikten düşürülmüştür. Üyelikten düşürüldüğü bilgisi verilmeden 13 Haziran'da toplantıya katılmaları konusunda WhatsApp iletişim grubundan çağrı yapılmıştır. Toplantının yapıldığı 13 Haziran'da Yurtyeri Muhtarı Sami Türk Yılmaz, Akyurt Muhtarımız Adnan Öztürk, Akmecit Muhtarı Kenan Keskin üyelikleri dernekten düşürülmüştür. Üyelere haksızlık edildiğini belirten Türk Yılmaz, dernek başkanını birlik ve beraberlik ruhu içinde davranmaya davet etti. Gürgentepe Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Uğur'u biz muhtarları tek çatı altında toplayarak tek amacı halka hizmet olan muhtarlarımızın arasındaki dostluk ve dayanışma ortamını sağlayacak demokratik yönetim anlayışına davet ediyoruz. Aksi takdirde bu saatten sonra derneğin amacının dışına çıktığı kanaatine taşımaktayız. Ordu'da etkili olan yağış sonrası oluşan hasarı bir an önce gidermek isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ordu'da etkili olan yoğun yağış özellikle Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere ırmak taşması gibi hasara sebep oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler yaşanan tahribatı bir an önce kaldırmak için anında kurduğu koordinasyonla ekip ve ekipmanları sahaya çıkardı. Yağışın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışın etkisini yitirmesiyle çalışmalarına yoğunluk verdi. ...615 personel ve 259 iş makinesiyle Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ve İkizce ilçeleri başta olmak üzere toplamda 10 ilçe 70 mahallede oluşan tahribatı ortadan kaldırmak için yoğun çalışma sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında dere yatakları ve yollar temizlenirken oluşan heyelanlara müdahale ediliyor. Ordu'da etkili olan yağış sonrası oluşan tahribatı bir an önce gidermek isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir apartmanın çatısına yıldırım düşmüştü. O sitenin görevlerinden biri bir çatıya çıkarak yıldırımın neden oraya isabet ettiğini buldu. Çektiği videoyla da herkesi bilgilendirdi. Çatıya çıktı, tek tek anlattı. Fatsa şehir merkezinde bir apartmanın çatısına yıldırım düşmüştü. Apartmanın çatısına zarar veren yıldırımın ardından bir site görevlisi çatıya çıkarak yıldırımın düşmesinin nedenini araştırdı. Olay yerindeki tespitlerini ise çektiği bir videoyla paylaştı. Sayın site sakinleri, B bloğun elektrik sorununu düzelttik şu an. Şimşek ne yüzden nereye çaktığını göstertiyorum. Herkesin merak ettiği sorunun cevabını açıklayan görevli bu konuda birçok kişiyi de bilgilendirmiş oldu. Bilgili olanlar bu konuda bilirler, anlarlar. Mermerdeki vidaların üzeri boyalı, görüyorsunuz. Burada bir vidada şöyle göstereyim. Boya yok. Şimşek buna vuruyor, bu köşeyi komple patlatıyor ve aşağı düşürüyor. Yani normalde bina şimşek almazdı bu vida ortada olmasaydı. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte fındık üreticisinin aklında hasat daha erken başlar mı sorusu yankılandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan bu soruya bakın ne yanıt verdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları fındıkta ezberleri bu yıl bozabilir. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle kışın kent merkezinde kar yağışının hiç yaşanmadığı Ordu'da yaz mevsiminde ise sıcaklıklar özellikle Nisan ayından itibaren etkisini göstermeye başladı. Yüksek nemin yanı sıra yüksek sıcaklıkların da etkisiyle hasat için son hazırlıklarını tamamlayan fındık üreticisi hasat bu yıl erken başlayacak mı sorusuna da cevap aramaya başladı. Bu soruya Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'dan yanıt geldi. Fındık tabii bir hafta bile 3-5 gün bile yağmur yağdığı zaman muhakkak hasat dönemini geciktiriyor. Ama bu sene baktığımızda hem kış dönemleri sıcak geçti hem bahar dönemi sıcak geçti. Yani geçmiş yıllarda işte aradaki mevsimden dolayı gecikmeler olmuştu ama bu sene daha erken başlanabilir düşüncesindeyim. Soydan, normalden de erken bir hasat yapabiliriz. Hasat sezonu Temmuz ayının son haftalarına kayabilir ifadelerini kullandı. Çünkü neden? Her yıl ortalama 1 Ağustos'tu eski yıllarda ama mevsim biraz bunu değiştirdi. Bu sene biraz daha erken olabilir, belki 1 Ağustos'u bulur bilemiyorum. Ama bununla ilgili bir toplama, fındık toplama gününü belirleyen bir komisyon var. Bu komisyonda önümüzdeki günlerde toplanacak. Fındık toplama hasadının gününü belirleyecek, hasat gününü belirleyecek. Elimizden geldiği kadar toplama tarihlerine, yani fındıktaki olgunlaşma durumuna dikkat edelim. Çünkü olgunlaşmadan önce toplanan fındıkta işte kilo kaybı, kalite, bu da bizi ekonomik olarak olumsuz etkileyecektir. Fatsa Belediyesi personellerine hemlik manevrası ile ilgili hem uygulamalı hem de teorik bilgi verildi. Müdahale etmiş oluyorum. Çocuklarda hemlik manevrası konusunda uygulamalı eğitim aldılar. Sizinde bir hareketlilik var mı? Bunun takibini sağlıyorum. Yani ne yaptım? 10 saniyede 4 farklı aşamada ben hastanın solunumunu değerlendirdim. Fatsa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Organizesi'nde Ordu Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından personellere İlk yardım farkındalık eğitimi verildi. Evet, biz bugün burada arkadaşlarla birlikte ilk yardım farkındalık eğitimi öğrendik. Arkadaşlara ilk yardım farkındalık eğitimi konusunda acil durumlarda veya bir kaza oluştuğunda yanlış müdahalelerinin farkına vararak doğru müdahaleyi nasıl yapmaları gerektiğini öğrettik. Ayrıca tam tıkanma ve kısmi tıkanma olarak karşımıza çıkan havayolu tıkanıklığı günlük hayatta en çok başımıza gelen durumlardan bir tanesi. Kısmi tıkanıklık yaşandığında ve tam tıkanıklık yaşandığında hasta yaralıya nasıl müdahale edilmesi gerektiğini arkadaşlarla bugün hem teori hem de uygulamalı olarak göstermiş olduk.
Belediye personelleri bir insanın tam tıkanma yaşaması durumunda nefes alabilmesini sağlamak için yapılan hemlik manevrası ve diğer kazalarda yapılabilecek ilk yardım konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı. Gündelik hayatta kullandığımız sürekli başımıza gelebilecek şeyler bunlar. En basitinden bir trafik kazası olduğunda müdahale etmemiz gerektiği durumlarda, müdahale etmemiz gerektiği yerlerde müdahale etmek için bilmemiz gereken şeyler var. Bir kesik olduğunda, bir parmağımızı kestiğimizde veya bir yaralanma olduğunda bunlara nasıl müdahale etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunun için de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin vermiş olduğu eğitimler bize faydalı oldu. Tabii ki burada temel ilk yardım eğitimleri vardı. Farkındalık yaratmak için yapılmış bir eğitimdi. Faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bizler için iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Belediye personelleri eğitim boyunca edindikleri bilgileri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için Karadeniz plajlarını tercih edenler ne yazık ki boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar Türkiye'deki boğulma vakalarının %70'inin rip akıntısı nedeniyle Karadeniz'de meydana geldiğine dikkat çekti. Karadeniz'de boğulma vakaları arttı. Uzmanlarsa uyardı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için Karadeniz plajlarını tercih edenler boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Son 10 yıl içinde Karadeniz'deki boğulma vakalarındaki bilançoysa bu gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor. Karadeniz'deki 12 kentin kıyı şeridinde 10 yılda rip akıntısı nedeniyle açığa sürüklenip boğulma tehlikesi geçiren 648 kişiden 304'ü hayatını kaybetti. Halk arasında çeken akıntı olarak bilinen, yüzen kişiyi kıyıdan açığa doğru sürükleyen rip akıntısı en çok Karadeniz'de görülüyor. Bu nedenle her yıl yüzlerce kişi denizde serinlemek isterken ne yazık ki boğulup can verebiliyor. Karadeniz kıyılarında etkili olan rip akıntısının birçok tehlikeyi beraberinde getirdiğini belirten uzmanlar Türkiye'deki boğulma vakalarında %70'inin burada yaşandığını belirtiyor. Uzmanlar güvenlik önlemlerinin olmadığı sahillerde denize girilmemesi gerektiğine de dikkat çekiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıldır uygulanan Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın projeleri için başvurular bugün itibariyle başlıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıldır uygulanan ve fındık işçileriyle üreticileri buluşturarak mağduriyetlerini gideren Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın projesi bu yılda devam ediyor. 4 yılda 2407 bahçe sahibiyle 7622 fındık işçisini bir araya getiren bahçe sahiplerinin işçilerin de bahçe işi bulmasını sağlayan projeye başvurular başlıyor. Başkan Doktor Mehmet İlmi Güler'in öncülüğünde bölgenin vazgeçilmez değeri olan fındık için çeşitli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçiliği alanında da Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atmış ve hayata geçirdiği üreticiyle işçiyi buluşturan Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın projesiyle üreticilere büyük kolaylık sağlarken vatandaşlara da istihdam imkanı sunmuştu. 4 yıldır uygulanan proje sayesinde hem üreticiler hem de işçiler büyük kolaylık yaşadı. 4 yıllık sürede 2407 bahçe sahibiyle 7622 fındık işçisi projeden yararlandı. 4 yıldır uygulanan ve bu yıl 5. yılı olacak olan projede yeni hasat sezonu öncesi başvurular başlıyor. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler hafta içi 8-17 saatleri arasında 452-233-40 numaralı hattı arayarak ya da internet adresinden ulaşarak kayıt ve talep oluşturabilecek. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu akşamlar.